kendini minareden aşağı bırakıvermiş. Kendini minareden aşağı bırakıvermiş. Hatasını fark eden çırak çok üzülerek, ''Ustam gitmiş, ben ne dururum?'' diyerek o da kendini aşağı atıvermiş. Evet, iki minare, iki can. Merhaba değerli doğa ve sanat izleyicileri. Bu videomuzda Erzurum'un sembollerinden olan Çifte Minareli Medrese'nin hüzünlü hikayesinden bahsedip bir yandan da içerisini gezeceğiz. Bu medrese ile ilgili iki efsane bulunmaktadır. Bir usta ve bir çırağın arasında geçen hüzünlü hikayeye değineceğiz. İyi seyirler. Meşhur çifte minarelerin biri usta, biri de çırağı tarafından yapılmaktadır. Minareler belirli aşamaya geldikten sonra çırağın işçiliği ustanın işçiliğinden daha gösterişli, daha sanatsal görünmeye başlamış. Şimdi bile baktığımızda sağ minarenin sol minareden daha iyi işçiliğe sahip olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Usta yükselen minarelerden kendi yaptığının daha sade, çırağının yaptığının ise daha gösterişli olduğunu gözlemlemiş ve kıskanmış. Fakat belli etmemiştir. Nihayetinde yaptığı işin farkında olan çırak da giderek bir gurura kapılmış. Kendisinin ustasından daha iyi olduğuna inanmaya başlamış. Zira yükselen minarelere bakan halk da daha çok çırağın işçiliğini seyredermiş. Rivayete göre çok sıcak bir günde çalışma devam ederken bir gurur esintisine kapılan çırak, öteki minarede çalışan ustasına seslenerek su ister olmuş. Bu hal karşısında gururu incinen ve çokça üzülen usta kendini minareden aşağı bırakıvermiş. Kendini minareden aşağı bırakıvermiş. Hatasını fark eden çırak çok üzülerek, ''Ustam gitmiş, ben ne dururum?'' diyerek o da kendini aşağı atıvermiş. Böylece minarelerin inşası o günden bugüne yarım kalmıştır. Medresenin sağ yarısının çırak, sol yarısını ise usta yapmıştır. Şimdi bile baktığımızda mimari farklar belli olmaktadır. Çırak ustayı geçer. Boynuzun kulağı geçtiği gibi. Zaten kendisinden daha iyi usta yetiştirmeyen usta, gerçek usta olamamıştır. Hem çırağın hem de ustanın nefsine kapılarak yaptığı bu yanlış iki cana mal olmuştur. Evet, iki minare, iki can.